Hoş geldiniz. Seminer programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, seminer programı hakkında ilgilendirme, protokol konuşması, Erhan Arslan hocamızla ilgili sunum ve plaket verilmesi. Seminer programının hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi sizleri Ulu Önder Atatürk ve tüm aziz şehitlerimiz ailede intikal etmiş değerli antrenörümüz için bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. A takımı yükseldi. Bu süreçte Tekirdağ genç milli takımına seçiciler geldi. İki arkadaşıyla beraber İzmir Ödeviş Gölcük Yaylası'na davet ettiler. Kampa katıldı. Türkiye'nin her kulübünden 67 kişi kamptaydı. Grubunun 11 tanesi kaleciydi ve burada 3 kaleci seçildi. Ve daha sonra Ankara'ya futbol federasyonuna çağrıldı. Kısa bir kamp döneminden sonra yurt dışı seyahatleri başladı. Bulgaristan, Romanya vesaire. 2 yıl genç milli takımın ardından amatör milli takım, olimpik milli takım Tekirdağ'sı burada oynadığı yıllar, olimpik milli takımda da oynadığı yıl ilk maçı İspanya'da oynadı. Rövanşı Adana'da. Bu arada ülkenin birçok kulübü transfer etmek istiyordu. Maç sonrası Adana Spor yöneticileri kamp yaptığı otele geldi. Açık çek koyarak dilediğini yaz dedi. Yarısı kulübe olmak üzere 750 TL yazdı. O gün 1976 yılında Adana Spor'lu oldu. Adana Spor'dayken Ümit milli takımda oynuyor. A milli takımda 3. kaleci olarak kamplara katılıyordu. Adana Spor'da 3 yılının sonunda Ordu milli takımı kuruldu. 1980 Ordu milli takımında başarılı oldu. Hollanda'ya eledikten sonra başarılı ödülü olarak hocamızın tercihi olan yerleri dağıtımına çıkartıldı. Bu vesileyle Kocaeli Spor bir üst lige çıkmıştı. Kocaeli Spor'u tercih etti. 5 yıl Kocaeli Spor'da takım kaptan olarak hizmet etti ve bu arada Dünya Kupası elemeleri Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde A milli takımda sahaya çıktı. 5 yıl sonunda yine üst lig olan Sarıyer'de 2 yıl, oradan da Bursa Spor'a transfer oldu. 6 yıl Bursa Spor'da devamlı oynayarak futbola Bursa Spor'da bıraktı. 1993'te Dort Demir için ısrarı ile teknik adamlık kadrosunda çalıştı. Daha sonra Yılmaz Ural ile devam etti. 3 yıl daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun açmış olduğu kurslarda tüm diplomaları başarıyla bitirerek en son UEFA Pro Lisans ve bu süreçte 20'den fazla ileri farklı kulüplerde teknik sorumluluk yaptı. Tekirdağ Spor 2 dönem bunlarla beraber daha birçok kulüpte en son Kocaeli Spor 7. takımında teknik direktörü, milli takımının tüm kategorilerinde oynayarak 50'den fazla milli olan hocamız evli ve bir kız bir erkek babasıdır. Thank you.
maalesef. Hiç rezerve kalmadan gittiğim takımlar böyle. Milli takımların bütün basamaklarında oynayarak yerlere geldik. Tabii bu çok çalışmanın getirdiği, çok iradenin güçlü olduğu bir mevkidir, kalecilik. Zor bir alandır, bunu hepiniz takdir edersiniz. Bir kaleci takımının yüzeyindir. Kaleciler puandır, oyuncular puanlardır. Neden bunu söylüyorum? Kaleci puan alabilir ama oyuncular gol atarsa puanlar gelirler. Ne o nedenle? İşi çok ciddi yapmak gerekir, iyi çalışmak gerekir de kaleci olanlarda. Biz bunu bilinci dedik tabii ki. İlk burada Tekirdağ Spor'da Mustafa Çağatepe hocamız, Allah rahmet eylesin, Burhan Oyan, Zafer Tınat hocamızın bana çok büyük emekleri olmuştu. O sebepten onlara minnettarım, Allah rahmet eylesin diyorum. Yani gittiğim takımlar Anadolu takımlarıydı. Anadolu takımlarını tercih ettim ben. Bu ara Galatasaray, Fenerbahçe takımlar bana çok geldi ama mümkün olduğu kadar Anadolu takımlarını tercih ettim ben. Oradaki yarış farklıdır. Oradaki mücadeleler farklıdır. Hedefler yüksektir. Sürekli şampiyonluk peşinde. Ama ben öyle bir hedeflerim olmadı benim. Dolayısıyla da Anadolu takımlarını tercih ettim. Yoksa çok kolaydı benim için. İkinci arasındaydı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş düşündükleri. Ama hep şampiyonluk bekledikleri için maalesef ben o kendi gücü kendimle hissedemiyordum. Neden hissedemiyordum? Medyatik alanın içinde maalesef bak bunu özellikle söyleyeceğim şimdi bir konu vardır. Üç büyüklerin kalecilerinin genelde yabancı olmasında yarar var. Bizler Türk millet olarak uyumsal insanlarız. Medya bugün teknoloji çok gelişti. İnternet sayfalarında falan çok kaleciler hassas mevki olduğu için yer alamıyor. Yabancılar çok önemsemiyor. Bugün Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz. Galatasaray'la kıyaslayın, Beşiktaş'ı kıyaslayın kalecilerini. Galatasaray'ın kalesi 38 yaşında daha hala yabancı olduğu için Türkiye'de. Bununla beraber Simović, daha evvel Tafurel diye bir kaleci geldi. Bunlar yabancıların o duyguları bizim gibi duygularda değiller arkadaşlar. Onlar farklı boyuttalar. Onlar işin iş gibi yapıyor. Biz çok etkileyen insanlar. Korlerle tercih etmemişimler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocamıza plaketini vermek üzere Büyük Başkan Zeynep Kızıldağlı hocama arz ediyorum. Hocam. Evet. Değerli arkadaşlar. Biyografim burada. Dün uzun uzun anlattım. Grasso C lisanslı arkadaşlarımıza ama Tekirdağ TÜFAT bu semineri, zorunlu ve gelişim seminerlerini birlikte düzenlediği için hem A'lara hem B'lere, öyle diyelim biz, hem C'lere istediğiniz zaman gelebilirsiniz. Ama sizin yeriniz burası, bir gün C'lerin 8'inde, 9'unda da UEFA B, A teknik direktör, elita lisanslarının olacağı bir gündü. Dolayısıyla bugün de yine çok önemsediğim antrenman konularını anlatmak istiyorum yine. Dün anlattığımı sadece bir bölümünü bugün anlatmak istiyorum. Bugün bu sunumda bugün tüm kondisyonel faaliyetleri içeren antrenman biliyoruz ama içini dolduracağız. Yüklenme ilkeleri biliyoruz ama içini dolduracağız. Çünkü bu kurslarda geçmişimizdir mutlaka. Zaten sürekli gelişim, gelişim demek değişim demek. Değişimin olduğu yerde de eğitim var biliyorsunuz. Dolayısıyla biz bunun içerisinde amaca ulaşmak için izleyeceğimiz bir yol, yani yöntemleri işleyeceğiz. Bunun yanında motorsal özellikler dediğimiz kuvvet, sürat, dayanıklık ve koordinasyonla alakalı tüm bilgileri anlatma gayreti içerisinde olacağım size. Ve göreceksiniz ki ben sizlerden rica ediyorum. Eğer zaten notlar, not şeylerimiz yok ama telefonlarımıza da belki de bir cümle alıp da o cümleler sizi bir tarafa götürecektir.
Şimdi bunları ben söylerken aynı zamanda bakınız antrenörlük başka bir şey. Ben size şu anda antrenörlüğün kavramını falan anlatacak durumda değilim. Ama antrenörlük başka bir şey. Eğitimcilik başka bir şey, antrenörlük başka bir şey. Antrenör başka bir şey, antrenörlük başka bir şey. Antrenör performansla alakalı durumları, takımları hazırlar, maça götürür. Antrenörlük de başka bir meslek gibidir. Yani siz oyuncularınızı hem performans olarak hazırlayacaksınız, performansı biliyorsunuz zaten, fiziksel, fizyolojik falan filan diye. Biraz sonra yine onu göreceğiz. Ama hep onun için hazırlar. Öbür türlü antrenörlük de rehberlik edilir. Her yönde pedagojik formasyonlarla onlara destek olur. Onları hayata hazırlar. Her yönde. Dolayısıyla bizim yaptığımız iş, yani ben şu anda benim hedef kitlem biraz daha üstte. Dünden biraz daha üstte. Dünkü arkadaşlarım da tabii ki yukarı çıkacaklar zaman içerisinde.